yoğurtta yoğurur gibi yoğuruyorsun. Tekrar yuvalarını dolduruyorsun. Ondan sonra burada da... Karşıda yağmura yakalandım. Fırın makarnamız pişti. Şimdi bir parça çıkarayım. Şöyle. Çok güzel olmuş. Merhabalar tekrar. Şöyle bir ev toparlandı. Nevresimleri yıkadım, astım. Çıkardıklarımı. Banyo paspaslarını, lavabo paspaslarını yıkadım, astım. Şimdi biraz oturdum, dinlendim. Azıcık dedim meyve atıştırayım. Saçlar bağlandı. Saçlar bağlandıysa ne olacak? Ben mutfağa gireceğim. Mutfağa girip oradaki işleri halletmeye çalışacağım. Bakalım. Bugün soğudu hava arkadaşlar. Bugün çok soğudu. Çok bulutlu. Yani bu civarda kesinlikle bir yerlerde yağmur yağıyor. Kapkara. Ben üşüdüm. Çok nadirdir kış günü bile benim uzun kollu giymem. Uzun kollu giydim. Üzerine de yeleğimi aldım çünkü bir ayağım hep balkondaydı. Dışarı çıktım, girdim filan. Gerekirse akşama biraz açarız herhalde. Peteklerimizi belki de bilmiyorum ama açarız. Bu gece açılır soğuk. Çocuklar gelmeden hatta açabilirim. Belki klimayı hafif açarız ısınsın diye. Bilmiyorum, bakacağız. Doğalgazı açmayı tercih ederiz ki her oda ısınsın. Daha rahat ısınır. Böyle sadece oturduğumuz alan ısınacaktır. Öyle arkadaşlar. Hemen ben şimdi artık kalkayım. Şöyle bir güzelce mutfağımı tekrar elden geçireyim. Ondan sonra bakalım ne olacak, ne yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün vlogumu böyle açmak nasip oldu. Sabahtan bir türlü açamadım. Dışarı çıkacağım için yemeklerimi hazırladım. Ondan sonra 2 tane bebek görmeye gittim komşularımla. Ve şimdi arkadaşım Umre'ye gidip gelmişti. Onu ziyarete gidiyorum. Oraya gideceğim. Bu arada size de vlog açayım istedim. Umarım iyisinizdir. Ben şimdi Maksim'e doğru yürüyorum yavaş yavaş. Az sonra nefes nefese kalırım. Şaşırmayın. Yokuş çıktığım için. Böyle. Yemeklerimi hazırladım. Sıkışacağımı bildiğim için sadece bir fırına atmak kaldı. Ziyaretleri de yapacağız. Biraz su koyuyorsun. Aynı köfte yoğurur gibi yoğuruyorsun. Tekrar yuvalarını dolduruyorsun. Ondan sonra burada da 3-4 tane yumurta çırpıyorsun. Mesela ben 30 taneye 5 tane gidiyorum. Çırpıyorsun güzelce, batırıp kızgın yağda kızartıyorsun. Yumurtaya buluyorsun tekrar. Sonra onu koyuyorsun dolaba. Onu bilmiyordum ben. Koy istersen derin dondurucuda koy, çıkarıp ye. Allah Allah. Evet. Ha, ilginç yumurta dolması. Aynen. Bizim manavlarımız ben farklı biliyorum. Yani, ha, farklı biliyorum. Ben onu poğaça ya da kurabiye herhalde. Ellerine sağlık. O yumurta dolması. Ellerine sağlık. Yemedim de güzeldir eminim. Ne kadar değişik. Bursa Ulu Camimiz. Akşam saati. Ha, tamam mı? Nereden geçeceğiz? Buraya mı geçiyorsunuz? Karşıda yağmura yakalandım. Şimdi hızlı gideceğiz mecburen. Soğan 1 lira. Evet, soğan 1 lira. Soğan 1 lira. Bitti. Bayanlar bir saniye. Bir sonraki aralık galiba. Galiba evet. Buldum. Ama renkliydi, bilmiyorum ne yapacak. Boya kalemi falan istemişti. Pembe aldım. Burası mıydı? Seher. Daha ileriden miydi, burası mıydı? Sen nereye ineceksin? İşte şeye ineceğim, şu treni. Ben de karşıdan otobüse bineceğim. Tamam. Hayır, otobüse bineceğim. Ben geldim. Ben geldim. Nihayet evime geldim. Ay şöyle dursunlar. Hemen şimdi üzerimi çıkarayım. Yağmurda da ıslandım. Hemen bunu asarım. Üzerimi değiştirip geleyim, görüşelim. Akşam ezanlarıyla eve girdim. Ezan okunuyor. Bugün 3 kapı yaptım. 3 kapı. Üst üste geldi. Bebek görmelerimiz vardı. Biliyorsunuz bahsetmiştim. Hediye almıştım geçenlerde. Ayrılmak istemedim. Komşular da ona gidiyordu. Benim de başka sözlerim vardı. Hadi dedim kalmasın. Komşumun hatırı için işte. Gittim ben de onlarla birlikte. Ayrılmak istemedim. Hemen iki bebeğimizin hediyesini neredeyse ayaküstü kısa bir oturmayla verdik. Tebrikledik, mübarekledik bebekleri. Oradan çıktım hemen. Sevgili arkadaşım Emel Umre'ye gitmişti. Umre'den döndü. Umre'den sonra ziyaretine gitmek istedik. Toplandık okul arkadaşlarımla. Orada çekmedim çok fazla pek bir şey. Rahatsız olmalarını istemedim. Ondan sonra işte orada hoş sohbet ettik. Özlemişiz birbirimizi. Oradan Maksim'den, çarşının içinden geze geze geldim. Bir bayan çarşıya gider de yüksüz döner mi? Bir de yağmurla yürüdük. Fomara'ya kadar yürüdüm. Fomara'dan da otobüsümüze bindim. Çarşının içinden, pazarın içinden derken hadi şunu da alayım. Sonra oradan market var. Akuğurlar'a girdim. Hemen oradan alacağım 3-5 bir şey, hani evde acil olmayanlardan hemen aldım. Otobüsüme bindim, evime geldim. Akşam ezanı. Sabahtan da biliyorsunuz, izlediniz. Mercimek çorbası yaptım, pişirdim. Fırın makarna yaptım. Kıymalı fırın makarna hazırladım. Beşamel sosunu tepsiye döşedim. Şimdi fırını açtım. Fırınım ısınıyor. Bir üzeri kızarsın diye sadece girecek ve çıkarmadan biraz kaşar da atacağım üzerine. Kaşar kızarana kadar pişmiş vaziyette. Ondan sonra zaten çocuklar da gelecek. Geçen gün oğlumu da bir etüt merkezine yazdırdık okuldan sonra. Üniversite hazırlığı için etüt merkezine başladı. Bugün ilkti. Az önce beni aradı. Üzerimi değiştirmeye giderken. O da çıkmış geliyor. Bakalım onun günü nasıl geçti? İlk günü memnun kaldı mı, nasıl? Böyle işte. Şimdi ben hiç oyalanmadan, çünkü çok işim var. Yarın da biliyorsunuz kursum başlıyor. Kursa başlayacağım. Geceden her işimi bitireyim. Yarına da bakalım, makarnam çok olacak. Artar diye düşünüyorum bu yemekler. Çünkü büyük bir tepsi. Bir tencerede mercimek çorbam var. Eğer artan olursa yarına çok iyi olur. Yarına yemek yapmayacağım. Harika olur. Şimdi hemen bunları yerleştireyim. Ben bir şöyle bir çıkaralım poşetten. Kabaca neler almışım. Hiç pirincim kalmamıştı. Pazar günü son pirinçle pilavımı yapmıştım. Durununu aldım. 2-3 oldu, durununu alıyorum. Memnunum. Genelde ben bu 2,5 kiloluk büyük alırım erzamı ama taşımak çok zor olacağı için 1 kiloluk aldım. Hemen elimin altında düzgün olsun. Bulgur pilavı 1 kerelik var. Bulgur pilavı. Bulgur pilavlık bulgurum. Evdeki benim böyle irisinden de, iri bulgurları bilirsiniz. Onun bir ismi var, şu an hatırlayamadım. Bunu böyle biraz daha küçüğünden aldım bu sefer. Kısırlık köftelik değil de orta boyundan aldım. Makarna bizde çok tüketiliyor. Çocuklar makarnayı, pilavı onlar yiyor zaten. Bir paket aldım. Bulunsun. İlave edeceğim. Daha sonra alacağım. Biraz salkım domateslerden aldım. Şöyle kahvaltıya sabahları güzel oluyor. 3-5 tane salatalık. Hemen bunlar bir de canıma yetti. Taşımakta çok zorlandım. Fişi. Dolma biberi aldım. Şöyle hepimize 4'er 5'er tane gelecek şekilde sayarak aldım. Biraz 2-5 muz aldım. Şöyle okula belki yanlarına almak isterlerse taşıması kolay oluyor muz. Karnabahar. Küçük bir karnabahar aldım. Kaç zamandır canım karnabahar istiyordu. Görünce dayanamadım, aldım. 5 tane de tophane patlıcanı aldım. Bir de yine bir bebeğimiz var. Yeni doğdu. Birkaç gün oldu. Ona gideceğiz. Komşumuzun kızına. Onun da hediyesini aldım. Çarşıda görünce beğendim, aldım. Umarım o da beğenir, sever. Göstermeyeyim şimdi bebek eşyası. Bir de bu da. Bu da benim. Kağıt tabak. Şimdi ben kursa gideceğim ya. Kurs öğretmenimiz toplantıda bize istediği malzemeleri söyledi. Kağıt tabak istedi. Yalnız plastik olmasın, köpük tabaklardan olmasın, kağıt olsun dedi. Tamam, kağıt buldum ama renk renkti. Düz beyazı var mı dedim, düz beyazı yoktu. İçlerinde en açık renk olarak bunu seçtim. Maviler, kırmızılar, sarılar, yeşiller, her renk vardı. Pembesini seçtim. Umarım engel olmaz bu renk yapacağımız çalışmaya. İşte kuru boya filan istedi. Bu gece hazırlarım. Çocuklardan sorarım, kuru boyaları var onların. Çeşit çeşit boyaları. Kuru boyanı verir misin derim. Kuru boyamı alırım. Böyle her hafta yapacağı etkinlikler için bir şeyler isteyecekmiş bizden. Bu hafta kağıt tabak ve kuru boya. 2 balon. Böyle. Bakalım neler yapacağız. Tabaklarımı aldım. Kurs malzemem. Böyle. Şimdi ben bunları hemen yerlerine yerleştireyim hızlıca. Ondan sonra da muhtemelen çocuklardan gelen olur. Şu an ikisi de yok evde. Gelirler. Yemeğe otururuz hemen. Kaşarını rendelemiştim. Şimdi bakayım ısındıysa fırın, hemen tepsiye atayım fırına makarnayı. Ondan sonra da kaşarını serperim üzerine. İşlerim biter. Yemeği yeriz. Bulaşık yıka derken eğer fırsatım olursa pazar ve pazartesi günkü çekimlerimi editleyeceğim. Kızımın işinden fırsat bulabilirsem umarım yapabilirim. Çünkü çok videom da birikti bu arada. 2'şer gün yapacağım sanırım. Şimdi pazar, pazartesi, salıyla çarşambayı birleştiririm diye düşündüm. Bugünle yarın kurs günümü. Böyle azar azar küçük kesitler günlerimden. Böyle olacak. Neyse, ben çok konuşuyorum. Hemen bunlara yerleştireyim. Her şey yerine yerleşsin dolaba. Erzak dolabına. Ondan sonra tekrar inşallah görüşürüz. Fırın makarnamız pişti. Şimdi bir parça çıkarayım. İlk parça illa bir dağılır. Şöyle. Umarım parçalanmaz. Şöyle. Çok güzel olmuş. Dumanın üstünde. Yaparken çektim. Bilenler biliyordur zaten. Harika. Her şeyle yapılabilir bu. Bu kıymalı ama sadece sebzeli yaptığım zamanlar oluyor. Patlıcanlı, biberli, mantarlı. Ne dilerseniz onu koyabilirsiniz arasına. Böyle. Yapmak isteyen buyursun yapsın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenerek izlediğiniz 2 günlük bir vlog olmuştur. Bir başka vlogda tekrar bir arada olabilmek ümidiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ayrıca yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz.